Okullar açılıyor, değil mi? Üniversitelerin başlama zamanı geldi. Sen yeni yazılımcı kardeşim, canım benim. Ne yapıyorsun? Ha? Siber güvenlikçi kardeşim, sen ne yapıyorsun? Şimdi bir bilgisayar almak lazım değil mi? Bir bilgisayar olayına girmek lazım. Nasıl yapacağım bu işi? Kafanda ne var? Gel gel, çök. Çök gel, ben anlatacağım sana, gel. Hoş geldin sevgili dostum. Şimdi Cano, diyorsun ki bilgisayar alacağım ben, ama hangi bilgisayar alacağım? Ben yazılım yapacağım, işte siber güvenlik yapacağım, işte mühendislik yapacağım. Arada belki oyun oynarım, belki oynamam. Ben laptop mu alacağım, desktop mu alacağım, Intel mi alacağım, AMD mi alacağım? Ama diyeyim, ben mi diyeyim, ne diyeyim, onu mu alayım, bunu mu alayım, MacBook mu alayım, ne yapayım ben? Bütçem var, bütçem yok. Buluttan mı çalışsam, kendim mi takılsam, ne yapsam acaba? Bir sürü soru var değil mi kafanda? Güzel kardeşim, ben dedim ki Twitter'a gittim. Canolar dedim, hangi bilgisayar alalım? Oğlum 72 millet yorum yazmış. Allah razı olsun. Hiç kimsenin aynı fikirde olduğunu görmedim lan. Şu an itibariyle böyle bir 100 tane falan cevap var. Hiç kimse aynı fikirde değil. Hiç kimse. Herkes bambaşka şeyler söylüyor. Ha, birbirine benzer, ortak payda da buluşup toplayabileceğim bir şeyler var ama inanılmaz. İnanılmaz. Şimdi buradan yola çıkarak ben önce kendi tercihlerimi, neden benim tercih ettiğimi, kafamda neler olduğunu tercih ederken, bugün bir bilgisayar alsam değişik bütçelere göre nasıl yapacağımı, bunlardan bir bahsedeyim size. Ondan sonra alternatiflerini sıralayayım. Benim tercih ettiğimin yerine başka ne tercih edebilirsin? Kafanda ne olabilir? Başka bir yolu tercih edersen nereye gider bu konu? İşine yarar mı, yaramaz mı? Bunlar üzerine bir konuşayım istiyorum. Çay kahveni al. Abone olmadıysan ol. Twitter'dan takip almadıysan al. Discord'a gelmediysen gel. Insta'dan takip etmediysen et. Bunlar önemli şeyler. Bunları atlama. Dedim ki Twitter'da, sizce yazılım veya siber güvenlik için iyi bir bilgisayar nasıl olmalı? Laptop mu olmalı? Desktop mu olmalı? Intel mi? AMD mi? Ekran kartı önemli mi? Oyun oynamak ister misiniz mesela? Mesela RAM ne kadar olmalı? Tercihlerinizi merak ettim. Abi marka bilmem neyi geçiyorum. İnternette bir sürü yerde mesela gidiyorsun. Best laptop hangisi bilmem ne falan filan diye aratıyorsun. Tek radarda yazmış herif, tamam mı? Markaları dizmiş böyle, tamam mı? MacBook'tan Surface'a, işte Gigabyte'tan Apple'a, işte ondan sonucuma Alienware'den XPS'e, ThinkPad X1'den bilmem neye kadar. Hep bilindik olan bildiğimiz markaları yazmış adam, tamam mı? Bunların listesi var. Elimizde tam sıralı tam liste var. Neden böyle olduğunu bilmem neyi yazmış. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi sevgili dostum, işe temelden başlıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Çay kahveni aldın. Çaylar! Aboneliklerini, takiplerini yaptın. Hepsi hazır. Başlıyoruz. Birinci tercihin, şunun cevabını verebiliyor olman lazım. Masaüstü mü olacak, dizüstü mü, laptop mu olacak, desktop mu olacak? Buna bir tercih yapalım. Ben neyi tercih ederim? Ben laptopu tercih ediyorum. Diyeceksin ki abi sen zaten monitör bağlamıyor musun? Klavye bağlamıyor musun? Niye laptopu tercih ediyorsun? Şunun için abi. Alıyorum, ofise gidiyorum, geliyorum, bir şey yapıyorum, işte atıyorum içerideki odada takılıyorum, bilmem ne yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir mobilite halindeyim evin içinde dahi. Onun için bilgisayarımın daha ziyade laptop olmasını tercih ediyorum. Önemli bir virgül koyuyorum burada. Yerim ve bulunduğum odadaki yer sınırlı. Eskiden masaüstü vardı burada. Masaüstü varken de büyük sıkıntı çekiyordum yer anlamında. Şimdi mesela yayın bilgisayarı için yine laptop kullanıyorum. Orada da Aorus kullanıyorum bir tane. Ana ve desktop'ım da o zaten. Şimdi işte Gigabyte da kendi makinem olacak inşallah. Onu kullanacağım ama yayın bilgisayarım hep Aorus, yani o değişmeyecek. Ama böyle abi üst üste koyuyorum iş bilgisayarı, altında da yayın bilgisayarı, bitti. Şu kadarcık bir alanda işi çözmüş oluyorum. Üstünü de kullanabiliyorum. Monitörlere de açıldı. Burada yayın bilgisayarı var ve video YouTube bilgisayarı var. Ulan yayın dedik. Çok sormuşsunuz be. İnşallah yapacağım. Vallahi diyorum, bir vakit ayarlayabilirsem abi yayınlara geri döneceğim. Sizi çok özledim. Gerçekten şöyle karşılıklı muhabbet etmeyi inanılmaz özledim. Bu da böyle bir hani public mesaj olsun, tamam mı? bunu da belirtmiş olayım. İnşallah çok yakında döneceğim. Akşamları daha rahat etmeye başladım. Tabii Miray büyüdüğü için akşamları daha vakit kalmaya başladı bize. Vakit kaldığı için de o büyük bir avantaj sağlıyor. O açıdan iyi oldu, güzel oldu. Bu videoyu da zaten hani çekerken de böyle arka arkaya çektik. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz şeyden bahsetmiştik. Windows'u buluttan çalıştırmaktan. Şimdi böyle daha genel olarak hani ben bilgisayarı kendi odamda tercih eden biriysem nasıl tercih etmeliyim ya da kendim sahip olmak istiyorsam neyi tercih etmeliyim diye düşünerek yola çıktık. Onu da söylemiş olayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben o yüzden laptopu seviyorum. Ama laptopun bir takım dezavantajları var sevgili dostlar. Birincisi, mühendislik açısından küçük alanda yüksek miktarda iş yapmayı hedefleyen bir cihaz olduğu için her şeyden önce bir tık pahalı. Gerçi 3 aşağı ve yukarı aynılar şimdi ama yine de pahalı. Tamam mı? 2. güncelleme ve yükseltme yapmak istiyorsanız çok ciddi sınırlamalar var. Ekran kartını bilmem neyi zartı zurtu değiştirmek falan gibi bir şeylere niyetlenirseniz ciddi limitleriniz var. Olmuyor. Tamam mı? Ondan sonra yapabileceğiniz ve eksik olan, mesela laptopun kendisinde ekrandır bilmem nedir, eğer kendi ürünlerini kullanıyorsanız klavyede vesairede bilmem nerede, desktop bir bilgisayarda harici bir klavye mouse'la kullanmak veya ekranla kullanmaya göre daha küçük alanda iş çözmeye çalışıyorsunuz. Orada da bir takım limitler var. Yani 14 inç bir ekrana bakmakla 34 inç bir ekrana bakmak arasında ciddi fark var. Ama onda çözümü mevcut. Birden fazla ekran takarsınız, iş biter. Orada da şöyle bir sıkıntı var canolar. Mesela MacBook tercih ettiniz. O zaman bir doka ihtiyacınız var. Anca o şekilde birden fazla ekrana yönelebiliyorsunuz. Veya bir hub'a ihtiyacınız var. Anca o şekilde oluyor. Her dock işte her çözünürlüğü desteklemiyor. Mesela benim şirket M1 laptopum var. M1 MacBook'um var. Abi onun bir tane normal bir tane dock'a bağlamıştım. O dock 3440'a 1440 çözen yeni bir monitör aldım, biliyorsunuz anlatmıştım size. O monitörün o çözünürlüğünü veremiyordu. 1080p'ye düşürüyordu, tamam mı? İfrit ediyordu beni. Gittim bir tane de hub aldım. Ekranı oradan verip diğer bağlantıları öbür taraftan veriyorum falan. Böyle bir kablo cenneti gibi burası. Azmi hatta fotoğrafını atmıştı, hatırlarsınız bu masanın. Her yerde kablolar var. O yüzden de böyle bir sıkıntı var ama ben farklı bir case'im. Benim case'im farklı. Siz buna göre kendinizi düşünün. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa kabloya da ihtiyacınız olmayacak. Örnek veriyorum. Anlatabildim mi? Veya bir tane monitör bana yeter diyorsanız okey, zaten ihtiyacınız yok. İşte atıyorum 2 monitör 3 monitöre gidecekseniz de o zaman dock'a ihtiyacınız var. MacBook için konuşuyorum. Bunu mutlaka, bu düşünceyi aklınızda bulundurmanızda fayda var cano. Tamam mı? Devam ettim. Ondan sonra laptopu tercih ediyorum ama işte upgrade sıkıntıları, güncelleme sıkıntıları var. Overclock'ta da biraz limitasyonumuz var. Çünkü soğutma ciddi problem. Diyeceksin ki abi benim soğutmayla ne işim olur, bu kadar da uğraşma. Amenna, o zaman böyle düşünebilirsin. Şimdi bütçem sınırlı. Azıcık da oyun oynamak istiyorum. Yani laptop konusunda bütçem sınırlı ama aylık ödemelerde bir sıkıntım yok. Aylık ödemeyle problemim yok. Böyle bir case'ten ve laptopu seviyorum diyorsan o zaman cano, giriş seviyesi standart bir bilgisayar i5 olur, i7 olur, AMD'nin muadili olur vesaire, yani AMD'deki Intel muadili olur vesaire. Böyle bir laptop tercih edebilirsin. 16 GB minimum RAM'le ve en az ben senin de olsam 1 TB diskle, ama hadi diyelim mecbur kaldım 512 ile idare edeceksin. O zaman bir tane external güzel bir SSD al. 1 TB'lik 2 TB'lik onunla çöz işi, ama diske ihtiyacın olacak yani. İhtiyacın olur. Disk önemli bir şey. Umursamadığımız bir şey ama gerçekten önemli. Ve yani öyle buluta attım, bulutta tuttum, orada 2 TB'ım var, hayatım öyle güzel bilmem, olmuyor abi. Oyun oynama kısmına geldiğin zaman da üstüne de kendi onboard ekran kartıyla bilmem nerede. Oyun oynama kısmına geldiğin zaman da işte GeForce Now'la bilmem neyle bu işi çözerim diyebilirsin. Burada bir virgül koymak lazım. Eğer AI ve dil datayla, büyük datayla işin varsa bu makine biraz zorlar seni. Çok başarılı olamazsın. 2. GPU'ya ihtiyacın olacak. Yani grafik birimine ihtiyacın olacak. Herhangi bir siber güvenlik testinde, pentest'te, bilmem nerede, ıvırda zıvırda sıkıntı yaşarsın. 3. özellikle yani GPU'ya nerede ihtiyacın var? Crack işinde, yani kırma işinde ihtiyacın olacak. Word list bilmem ne falan filan kullanmak anlamında. Oralarda seni üzer. Evet, edebileceğimiz şey, yapabileceğimiz makine, giriş makinesi bu olur ama bir yerde üzer. 16 GB RAM ne kadar sevsek de işte atıyorum mesela Windows içerisinde Windows Subsystem Linux kullanmak veya sanallaştırmayla Linux yüklemek bilmem ne yaptığınız zaman iki makineden sonra yan getirir. Onun üzerine Linux atabilirsiniz. Bu makinenin üstüne Linux kullanabilirsiniz. Bu da güzel olabilir. Ama hani bunları hiçbir zaman unutmayın. Giriş seviyesi bilgisayarların içindeki bileşenlerde vesairelerde, ıvırlarda zıvırlarda ucuzdur. Bu hep böyledir. Onun için de bunlara dikkat etmeniz lazım. Sizi ciddi anlamda limitleyecek bir takım durumlar söz konusu olabilir burada. Tamam mı? Bunu aldık, cebe koyduk. Bunun aynısının masaüstü versiyonunda zaten monitör, klavye, mouse bilmem ne ıvır zıvır aldın ama yarın öbür gün işte atıyorum anakartı güncellersin, işlemciyi güçlendirirsin, ihtiyacın olan GPU'dur mesela, baktın olmuyor, tak bir GPU alır eklersin, ıvır edersin zıvır edersin, güncelleme ve ilerletme, büyütme şansın olabilir. O yüzden bu standartlar genel hatlarıyla bu açıda işini görür. Ama burada dikkat edeceğin önemli bir nokta var sevgili dostum. Özellikle bu işlemciler, Intel işlemcileri için konuşuyorum. Intel işlemcilerde de var, diğerlerinde de vardı. İşlemci i7 ondan sonra atıyorum 13.000 bilmem kaç diyor. Bir de bir harf var. Onların ne olduğunu ben sana bir anlatayım abi. O önemli. O 13.000 ile başlaması şey zaten. Senin kaçıncı jenerasyon işlemci olduğunu yani. 13.000 ile başlayan 13. jenerasyon. i7, i8, i9 pardon. i8 ne lan? i5 bilmem ne falan filan diye. Ondan sonraki gelen harflerde mesela K geliyorsa overclock için limitleri kaldırılmış demek. Ondan sonra H geliyorsa yüksek grafik çözünürlükleri ve yüksek grafik desteği var demek. T geliyorsa desktop için optimize edilmiş, yani masaüstü masaüstü normal ofis bilgisayarı olarak optimize edilmiş demek. U geliyorsa laptoplarda oluyor genelde bu U. Yüksek düşük pil tüketimi de idare edebilir demek. Tamam mı? Bak bu önemli. U ile bitiyorsa eğer pil süresi uzun. Uzun süre şarj etmeden işini görebiliyor demek. F ile bitiyorsa abi o zaman bayağı iyi ekran kartı ve yüksek performanslı monitör demek. F ile bitiyorsa. X zaten Extreme Desktop performansı. i9 bilmem ne bilmem ne bilmem ne masaüstünde muhteşem performans sağlıyor demek. Buna bakacaksın. Benim Twitter'daki sorduğum soruya verilen cevapların hepsinde ortak gelen bir şey var. Şaşılacak şey ama aynı fikirdeler bu konuda. Diyorlar ki minimum 12. jenerasyon Intel için konuşuyoruz yine. Ondan sonra RAM minimum 16, mümkünse 32, hatta daha mümkünse 64 olsun. En az 1 TB disk olsun. 512 olursa okeydir ama mutlaka diski ileride almak lazım. Harici bir şekilde çözmek gerekiyor. Veya bir direkt diyorlar ki M serisi bir laptopla işini çözersin. Şimdi diyeceksiniz ki ekran kartı onboard olsa, üstünde olsa ne olur? Dışı olsa ne olur? Abi hikaye şu. Eğer external harici, yani içinde desktop gibi düşünüp de ekran kartı değiştirilebilir bir şey olursa o zaman her zaman daha üst modele geçme imkanın olacaktır. Amerikanyalıların dediği gibi future proof dedikleri var ya, hani geleceğe karşı bağışıklık kazanmış bir sisteme sahip olma ihtimalin var. O yüzden bu açıdan buna baktığınız zaman bu önemli bir teknoloji, tamam mı? Bu sahip olmakta büyük fayda var. Onun dışında abi peki bende para var. Hani laptop alacağım veya desktop alacağım neyse. Hangi ekran kartı benim en çok işimi görür abi? Ya minimum 30-60, 30-50. Onun üstüne olan her şey güzel. Diyeceksin ki abi bende para o kadar da çok yok yani. 20'li bir şey alma imkanım var. Olur mu? O da olur ama hani benim tavsiyem 30 serisine git. RTX'i bir gör. RTX teknolojisi çünkü senin faydana olan bir şey. Tamam mı? Zararlı bir şey değil. Güzel bir özellik. Ha, oyun oynarken de işini görecektir. Peki abi bende para çok. Ben gittim MacBook aldım. İşte atıyorum Mac Mini aldım. Mac Desktop aldım. Olma mı? Olur güzel kardeşim. O da olur. E peki ben bunda oyun oynayamam mı? Oynarsın. Nasıl oynarsın? Hem Mac Native olan, yani Mac'te çalışabilen oyunlar var. Hem de abi macOS'a özellikle yeni özellikler geliyor şimdi. Windows oyunlarını ciddi oranda port edebileceklerini gösteriyorlar. Çok ciddi indicator'lar var yani. Bu konuda çok güzel göstergeler var. MacBook'larda Windows oyunlarını çatır çatır oynatabilir hale gelecek gibi bir durum söz konusu. Bu açıdan çok faydalı. Bu benim ilgimi çekiyor bayağı. Ha alıp da oyun oynayamam. Valla oyun oynamayalı o kadar uzun zaman olmuş ki. O kadar zamandır oyun oynamıyorum ki. İnanın bu olay benim acayip ilgimi çekiyor. Hani belki tekrar oyun oynamaya başlarım ya. Ya o derece. O derece merak ediyorum. Ha oynar mıyım? Ya oynarım ya. O herhalde oynarım. Yani oynarım. Evet oynarım. Vallahi oynarım. Hele bir de zaman vakit buldum mu yayında açarım ama oynarım ya. Tamam mı? Yayında oynarım. Nasıl fikir? Değil mi? Öyle yapalım ya. Yayında oynarım. Hem herkes mutlu olur. Bir taşta 10 kuş. Öyle yaparım en kötü ihtimal. Neyse mesela abi siber güvenlik yazılımcıyım vesaire, Linux kurmak istiyorum. Linux'ta da driver illeti denen bir şey var hani. Öyle duydum. O zaman ben bir marka söyle ya. Bir şey söyle ben çakayım takayım geçeyim falan filan. Abi 2 tane marka vardır. Ofislerde 3 tanedir de bunlar. Hani ofislerde falan en çok kullanılan bunlardır. Özellikle Windows tabanlı ya da işte atıyorum Intel tabanlı veya AMD tabanlı diye düşünürsek, tamam mı? Bu markalardan giderseniz Linux'tur, ıvırdır, zıvırdır, zarttır, zurttur. Başınız ağrımaz. Nedir abi bunlar? Dell'in XPS'leri, Dell'ler, HP'ler, bir de ThinkPad'ler abi. ThinkPad'ler arasında mesela bir sürü şey var. Beni bu kanalın eskileri bilirler. Ben X1 manyağıyım. Gerçi X1'i tahtından sallayacak, özellikle X1 Carbon'u tahtından sallayacak bir alet var arkadaşlar. Onu da çok büyük heyecanla bekliyorum. Gerçi Türkiye'ye geldi galiba. Gigabyte Aero geldi. Abi ben Kojiro var, Mert biliyorsunuzdur. Onunla video çektiydim. 1-2 tane videoma konuk olmuştu. Böyle arkadaki ses formatında hani sorular soruyordu. Görmüşsünüzdür. Bu yaz çıkardığım videoların içerisinde. Önümde duruyor o makina. Tamam mı? 16 inçlik makina. Mert tabii adam Gigabyte'in ülke müdürü, genel müdür olduğu için kendisine almış çakal. Oğlum makina var ya, inanılmaz elegant gözüküyor böyle. İnanılmaz tatlı bir makine. Hayvan gibi pahalı tabii. Türkiye'de bütün böyle kaliteli laptoplar bilmem neler kopmuş durumda, fiyatlar çok uçuk ama ya abi inanılmaz güzel görünüyor. Bak X1 karbon hastalığımı biliyorsunuz. Beni tanıyanlar bilir. Abi beni şu hayatta X1 karbondan vazgeçirebilecek tek ürün o. O kadar net söyleyeyim yani. İnanılmaz başarılı. Neyse geçtim onu. Hadi ağzımızın sularını silelim arkadaşlar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Lüzum yok. Önümüze bakalım. İleriye bakalım biz. Tamam mı? Keşke benim olsa falan deyip devam ediyoruz. Keşke benim olsa. Neyse. En son böyle forklift geçmiş laptoplar üstüne. oğlum çok pis nazarım değer, dikkat edin bak. Neyse konumuza geri dönelim. Yani X1'dir, Dell'dir, Dell XPS'lerdir. Ondan sonra H1000'in ürünleridir vesaire. Bunlar EliteBook'lar falan. Bunlar abi Linux'larda güzel çalışır. Dell XPS'leri özellikle çok güzel çalışırlar. Artı X1 Carbon zaten çok güzel çalışır. Ubuntu'yu çakarsınız veya işte atıyorum başka bir tane kendi şeyiniz. Ben Fedora'cıyım ezelden yani. 90'lı yıllarda Red Hat'ciydim. Ondan sonra Fedora'ya geçtik abi. Biz hep Fedora'yı sevdik. Fedora'dan devam ettik. Ya yani ben hep öyleydi yani benim için. O yüzden ben atarım Fedora'mı, kafam rahat eder. Takılırım krallara layık. Hiç üzülmem yani. Fıtır 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 devam ederiz. Peki ben abi bu demin bahsettiğim giriş bilgisayarlarını aldım ya. Bulut falan dedin. Onu nasıl yapıyoruz? Abi şöyle bir hikaye var. Bundan bir önceki videoda bahsettim. Windows'un buluttan çalışma özelliğini ister Amazon'da yapabilirsiniz, ister şeyde yapabilirsiniz. Ekran kartı ihtiyacınız olduğu zaman da çakarsınız Amazon'daki ekran kartı yüksek bir tane EC2 makineye, örnek veriyorum. O makine üzerinden istediğiniz gibi işleminizi yaparsınız. İşiniz bitince de kapatır dükkanı, çıkarsınız. Kullandığınız kadar ödersiniz. Başınız ağrımaz. Mesela pentester'sınız ya. Hani böyle bir şeye ihtiyacı var. Security'cüsünüz ya veya dil modeli eğiteceksiniz. Ya da hazır eğitilmiş dil modellerine gidersiniz. Amazon Bedrock'ın içerisine çakarsınız abi. Fıtır 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 dil modellerine eğitir. Sizin GPU'ya ihtiyacınız kalmaz. Ondan sonra fıtır 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 yüklersiniz. Babalar gibi de programınızı yazarsınız. Hop, bunu bir park ettik. Böyle bir teknoloji var ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Amazon reklamı için teşekkür ederiz. Tamam. Devam ediyoruz abi. Yani bunu ihtiyacınız illaki, aman abi yani şimdi oradaki bir baba olarak sevgili kardeşim şunu üzülerek belirtiyorum Cano. Babanı kandırıp kendine kol gibi bilgisayar aldırtma videosu değil bu. O baba bunu yemez. Baba yeme. Bak. Alternatifi var. Sana çok iyi justification'la gelsin. Tamam mı? Çok iyi bak. Cano kusura bakma. Ben bir babayım. Babaların tarafını tutarım. Babalara getiririm adamı. Hiç acımam yani. Ha. Babacım sen sıkma canını. Alternatifim var. Benim tavsiyemi bir babadan babaya. That to that. Tamam mı? Bir tavsiyemi soruyorsan demin söylediğim 30-60-30-50 minimum 16-32 olur. Tamam mı? 64 gerek yok ya. O kadar da değil ya. Yazmışlar burada adamlar. Ben 64 kullanıyorum bilmem. Ne yapıyorsun abi? Atomu parçalıyorsun yani. Tamam, o kadar da gerek yok. 32 yeter. Tamam mı? Ondan sonra Allah'ını seversen diskini 1 terabaytı seç. Ama yapamıyorsan da hadi 512. Bu makine krallara layık. Mis gibi de çalışır. Tamam mı? Ekran kartında dediğim gibi seç. Kafan rahat etsin. Üzülmeden devam edin işinize. Tamam mı? Orta üst seviye dediğimiz. i7 falan. Çiçek gibi bir makineyle işini görürsün. Düşük makineler seni kısıtlayacaktır. Bunu anlattık. Üst makinelerden bahsedelim şimdi bir de. Abi M2 MacBook falan. İnanılmaz makineler abi. Parayı vurdum saçıyorum. Oğlum ne yapacaksın öyle bilgisayar falan? Yok abi. İnsanların ihtiyaçları var. Bazısı da öyle. Öyle bir makine alacaksan abi. Abi şimdi size elit bir hacker, Twitter'da çok büyük takipçisi olan elit bir yazılımcı olmanın kurallarını sıralıyorum. 1. MacBook sahibi olacaksın. 2. Starbucks'a gideceksin. Kahveni Starbucks'tan içeceksin. Veya 3. dalga bir kahveciden alacaksın. Tamam mı? 3. Bunu fotoğrafla belgeleyeceksin. 4. Dangalak gibi lütfen fotoğrafı çekerken ekranda AWS konsolun, programlama dillerinizin ve kütüphanelerinizin, ondan sonra aklınıza gelebilecek, sizin aleyhinize kullanabilecek her türlü bilginin açık ifşasının olduğundan emin olun. Tamam, bu sizi elit yapar. Unutmayın onu. 5. Mutlak suretle her gün Twitter'a girip bir tespit yapacaksın. İster PHP üzerine olur, ister kadın yazılımcı üzerine olur, istersen hackerlar üzerine olur, istersen bug bounty konusunda olur. Hiç fark etmez. Her gün mutlaka bir tespit istiyorum. Bunları yaptıktan sonra 6. ve en önemli madde, MacBook demiş miydim? 5 tane kural var. Bu 5 kuralı gerçekleştirdin mi elitsin oğlum. Türkiye'nin elit adamı sensin yani. Bu kadar. Tamam sevgili kardeşim. Neyse. Şakası bir tarafa. Abi neden bu adamlar Mac alıyor? Neden sürekli Mac kullanıyorlar? Yok mu bunun Windows karşılığı? 2 tane problem var Windows tarafında. Daha doğrusu PC tarafında. Mac'in avantajı olan. 1, 2 hatta 3. 1. Pil problemi. Abi pili uzun, istediği kadar uğraşsınlar. Pil o kadar uzun gitmiyor. Her zaman MacBook'ların pilleri daha iyi. 2. Isınma sorunu, fan sorunu. Özellikle M serisi MacBook'lardan sonra, yani Apple Silicon denilen MacBook'lardan sonra abi ısınma sorunu diye bir şey kalmadı. Intel'ler böyle fan sesiyle bildiğin havaya, uzaya gidiyordu. Bunlarda hiç öyle bir şey yok. Hiç duymuyorsun fan sesi. 1,5 yıldır kullanıyorum M1 MacBook'umu, MacBook Pro'mu. Hiç fan sesi duymadım bugüne kadar. Hiçbir yerde, hiçbir ortamda. 3.'sü ve en önemlisi abi, donanım ve yazılım uyumluluğu sayesinde kafan rahat. Hiçbir sorun yaşamıyorsun. Tamam mı? Takıyorsun çalışıyor. Bitti gitti. Düşünmüyorsun. Sana ihtiyacın olan her şeyi de sunuyor. Babalar gibi de takılabiliyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Olmaz olur mu? 1. En büyük problem, oyun oynayamıyorsun. Oyunla işin varsa. 2. Evet, video edit bilmem ne falan filan kısmı çok başarılı. Çok keyifli. Çok da seviyoruz onu. Eyvallah. Ama yine de nereden baksan 3'ün 5'in bir takım sıkıntıların oluyor. Grafik tarafında. Tamam mı? Biraz limitasyonum var. 4. en büyük limitasyon neydi lan 4. Buna aklıma aklıma geldi. Şimdi aklımdaydı ya en büyük problem. Ya vardı bir tanesini. Unuttum iyi mi? Vallahi unuttum Cano. Neyse sizin aklınıza gelir elbet, yazın aşağı yorumlara. Yani MacBook'un da kötü yanı var. Bir tane baba bir yanı var. O kötü. Heh, hatırladım. Sanallaştırma abi. Sanallaştırma. Sanallaştırma kısmında halen daha ciddi sıkıntıları var. Ha Windows sanallaştırabiliyorsun da. Diğer türlü sanallaştırmada bir takım limitleri vardı. Bayağı bir ilerlediler. Ama halen daha bir parça bir tık var. Onun dışında bir sorunu yok. Çalıştırıyorsun gidiyor baba. İç kafan rahat. O yüzden MacBook tercih ediyorlar. Siber güvenlik tayfası da. Şeyde hele MacBook Air alıyorsun. Taşıması kolay. At çantaya fıt git. İstediğin gibi her yerde kullan. Aç ister Starbucks'ta ister Mıtarbucks'ta. İstediğin yerde cappuccino mopuccino kokuccino'nu içerken fıt işini hallediyorsun. Çok büyük konfor. Çok büyük rahatlık. Değişik kullanım alanları. Değişik tercihler. İnsanların da değişik fikirleri ve çok büyük yani donanım konusunda Türkiye'nin iyi insanları da uzman insanları da sağ olsunlar bu Twitter'da yazdılar benim soruma cevap verdiler. Onların fikirleri de kıymetli. Bu kıymetli fikirleri görmek istiyorsanız bizim Twitter'a gelin takip edin beni. Orada görebilirsiniz. Orada da bulabilirsiniz o postu. Linkini de bırakırız buraya. Valla yani bunlar değişik bakış açıları. Her değişik bakış açısı ve ihtiyaca göre de farklı bir takım çözüme ihtiyaç var. Ona göre de mevzu değişiyor biraz. Umarım yardımcı olmuştur Cano. Neyi tercih edeceksin? Babayı sıkıştırmak için bir yöntem de söyleyebilirim sana. Mesela biraz daha iyi bir makineye ihtiyacın varsa babalar bir ayrılın siz. Biz bir Canolarla kalalım. Bir Cano'ya bir tavsiyede bulunacağım şimdi. Önemli. Eğer videonun burasına kadar sabredip dinlediyse zaten hak etmiştir aslan parçası. Ona bir şey söyleyeceğim. Abi hikaye şu. Ödev yapacağım baba, ders çalışacağım demeyin. Hepimiz o yoldan geçtik. Yemezler. Tamam mı? Ders çalışmayacağını herkes biliyor. Ya bir proje geliştireceksin ya bir şey yapacaksın. Diyeceksin ki return of investment. Ne demek? Yatırımın geri dönüşü. Baba benim bunları öğrenebilmem için ihtiyacım var veya anne veya kimden alıyorsanız amca. Benim amcam almıştı ilk bilgisayarım babamla beraber. Yani bu iş değişebilir. Kimden isteyecekseniz bunu bir yatırım olarak görmesi gerektiğini ve bunu öğrendikten sonra siz bundan para kazandıktan sonra hemen olmayabilir ama belli bir süre sonra bunun çok daha iyi geri dönüşleri aile ekonomisi anlamında iyi geri dönüşleri olacağını. Burada şu aşamada bunu ne kadar sıkı tutarsanız gelecekte fiyatların artma indeksinin çok yüksek olduğu bir ülkede yaşadığınız için daha sonradan karşınıza çıkabilecek büyük meblağlardaki kalemleri harcamak durumunda olmamanızı sağlayacaktır. Onun için canolar bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz. Benden size naçizane tavsiye. Onun dışında sizin bir fikriniz varsa abi şu çok işe yaradı bilmem ne falan yazın. Diğer canolar faydalansın. Twitter'da gelin mention atın. Buraya alta yazın. Nereye istiyorsanız yazın. Umarım hoşunuza gitmiştir canolar. Umarım işinize yaramıştır. Yarayacaktır. Canlı gönülden bunu istiyorum. Elbette ki Türkiye'deki maddi durumları ve ekonominin durumunu ben de biliyorum. Bu da beni çok üzüyor. Ama hani yapılabilecek en iyi ortamda en iyi şekilde sizin işinize en iyi yarayacak çözümü size anlatmaya çalışıyorum. Umarım bir faydam dokunmuştur. Bu yıl ve önümüzdeki yıl sektöre girecek yeni meslektaş arkadaşlarıma, sektöre başlayacak öğrenci meslektaş arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Tüm yazılım camiasına ve siber güvenlik camiasına buradan selamımı söylüyorum. Twitter'da birbirinizi yemeyin. Saçma sapan şeyler için kalbinizi kırmayın. Bakın sektör bilmem ne falan filan tatavasını geçin bir kenara. İş hayatı çok küçük bir nasıl anlatayım size? Çok küçük bir alan. Çok küçük bir komünite. Bakın bunu 20-25 yıllık tecrübesi, iş hayat tecrübesi olan bir abiniz olarak söylüyorum. Bugün dirsek yaptığınız insanlarla yarın yüz yüze bakacaksınız. Hani bakabilirsiniz demiyorum bakın. Bakacaksınız. Bu Twitter'da bilmem nerede sağda solda bağırdığınız, çağırdığınız, artistik yaptığınız adamların hepsiyle karşılaşacaksınız. Sizi sinirlendiren biri varsa terk edin o ortamı. Ama gereksiz yere önünüze gelene hakaret etmeyin dostlar. Yapmayın. Yazık günah yarın öbür gün karşı karşıya geleceksiniz bu insanlarla ve babamın sevdiği bir lafı var. Bir değiştir bu. O çok kullanır. İmanın da paranın da kimde olacağı veya olduğu belli değildir der. Onun için o adamlar sizden çok daha zengin, çok daha itibar sahibi, çok daha üst seviyede karşınıza çıkabilir. Üzülürsünüz. Çocukluk etmişiz. Haybeye üzülürsünüz. Bilmem ne falan filan diye düşünürsünüz. Bence yapmayın. Yaparsanız da paşa gönlünüz bilir. Hepinizi halen daha çok seviyorum. İster yapın ister yapmayın. O beni ilgilendirmez. Bence yapmayın. Tavsiyem söyleyeyim ben. Alan alır, almayan almaz. Beni bağlamaz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Takipleri hemen takipleri ekleyin. Hemen gidin abi Discord'u. Ondan sonra Twitter'ı, Instagram'ı hemen takip abi. Takibe takip. Hadi onu bir halledin size zahmet. Ondan sonra da kendinize iyi bakın. Can kaçar. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.